Merhaba çocuklar, ben Amerikan Kültür Kolejlerinden Türkçe öğretmeni Yıldız Dinç. Bu videomuzda sizinle daha önceki videolarımızda anlatmış olduğum ses olayları ile ilgili çalışkan test yayınlarımızdan örnek sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur? Şimdi ünsüz yumuşamasını çocuklar hatırlayacak olursak, kelimemizin sonu P, Ç, T, K sert ünsüzlerinden biriyle bitiyorsa ve bu kelimemiz ünlüyle başlayan bir ek alıyorsa işte bu P, Ç, T, K sert ünsüzlerini yumuşayarak bıcıdık diye kodlamış olduğumuz B, C, D, G ve yumuşak G ünsüzlerine dönüşüyordu. İşte sert ünsüzler yumuşadığı için de biz buna ünsüz yumuşaması diyorduk. Şimdi aşağıdaki cümlelerde ünsüz yumuşamasına uğramamış bir sözcüğün olduğu cümleye bakacağız. Nihayet günler sonra sağlığına kavuştu. Şimdi şuradaki yumuşak G benim dikkatimi çekiyor. Hemen bakıyorum. Evet, bu kelime sağlık. Yani K sert ünsüyle bitiyor. I ünlüsüyle başlayan bir ek almış. Doğal olarak burada yumuşama vardır. Bağcıklarım çözülünce neredeyse düşecektim. Evet, burada da yine şu kelimeye bakıyorum çocuklar. Yumuşak G görüyorum ama dikkat etmem gerekiyor. Acaba bu yumuşak G kelimenin kendisinde mi var? Yoksa bir K sert ünsüzünün yumuşaması mı? Bakıyorum. Bağ yani bağdan bağcık. Demek ki burada herhangi bir ünsüz yumuşaması yok. Zaten cık eki almış. Yani ünlüyle başlayan bir ek de almamış. Yumuşak G de kelimenin kendisinde bulunuyor. Burada bir ünsüz yumuşaması yoktur. Nehir o kadar berraktı ki dibi görünüyordu. Burada da şu dibi kelimesi dikkatimi çekiyor çocuklar. Şöyle ayırdığımda bu kelimenin kökü aslında dip. İ ünlüsünü almış. Doğal olarak ne olmuş çocuklar? P yumuşayarak B olmuş. Burada da bir ünsüz yumuşaması vardır. Ağaca yaslanma, kurur demişler. Burada da ağaç kelimesine dikkat ediyorum çocuklar. Böyle köküne ve ekine ayırdığımda ben bu kelimenin Ç, sert ünsüz olduğunu biliyorum. Yani ağaç, A ünlüyle başlayan bir ek alınca Ç'ye yumuşamış ve C'ye dönüşmüş. Burada da bir ünsüz yumuşaması vardır. O yüzden ünsüz yumuşamasına uğramış sözcüğün olmadığı şık, evet, B şıkkıdır. Şimdi devam edelim çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. Bu soruda da bize diyor ki, aşağıdaki sözcüklerin hangisine d eki geldiğinde ses olayı gerçekleşmez? Bakalım. Şimdi yumuşak bir ünsüzdür d, değil mi? Ama bakıyorum yık kelimesi sert bir ünsüzle bitiyor. Yık ne olacak? Yık t olacak. Yani d sertleşecek ve ünsüz sertleşmesi olacak. Evet, burada bir ses olayı vardır. Ünsüz sertleşmesi var. Sat kelimenin sonu yine sert ünsüzle bitiyor. Ne olacak? Sat, tı olacak. Burada da ünsüz sertleşmesi var. Yani bir ses olayımız gerçekleşmiş. Aldı. L yumuşak bir ünsüz olduğu için çocuklar burada herhangi bir ses olayı olmayacak. Yani meydana gelmemiş. Bakmak kelimesine bakıyorum. Yine sert bir ünsüzle bitiyor. Bu yüzden bak, tı olacak. Burada da ünsüz sertleşmesi var. Yani bir ses olayımız gerçekleşmiştir. Bu yüzden de doğru cevap C'dir diyebiliriz çocuklar. Evet, şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Bu soruda da soru kökünü okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması örneklenmiştir? Yani yine çocuklar P, Ç, T, K sert ünsüzlerinin ününle başlayan bir ek alıp vıcıdık diye kodladığımız yumuşak ünsüzlere dönüşüp dönüşmediğine bakacağız. Yolculuğumuz tam 3 saat sürdü. Burada çocuklar bakıyorum bu nedir? Yolculuktur. Ve evet U ünlüyle başlayan bir ek almış. Yumuşak G'ye dönüşmüş K. Burada ünsüz yumuşaması örneğini görebiliyorum. İstanbul'a geleli henüz 6 ay olmuş. Burada hiçbir çocuklar kelimede ünsüz yumuşaması göremiyorum. Hafta sonuna siparişleri yetiştirecekler. Burada da yine hiçbir kelimede ünsüz yumuşaması göremiyorum. Onur Bey toplantıya katılacakmış. Yine burada da ünsüz yumuşamasını hiçbir örnek göremiyorum. Bu yüzden bu sorunun doğru cevabı A'dır diyebilirim.
Evet. Dördüncü sorumuza bakacak olursak çocuklar, soru kökümüzü okuyalım ilk önce. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı gerçekleşmiştir? Yani evet, dört şıkta da bir ses olayı var ama hangisinin farklı bir ses olayı olduğunu bulmaya çalışacağız. Hukukçu kelimesine baktığımızda bu kelimenin ek aldığını görüyorum. Hukuk kelimesinin sonu sert ünsüzle bitiyor. Aslında bu değil mi? Cu eki çocuklar ve kendine benzetmiş sert ünsüz bunu. Ünsüz sertleşmesi meydana gelmiş. Kitapçık kelimesine baktığımda yine ayırıyorum. Kitap kelimem sert ünsüzle bitiyor. Aslında bu da cık eki çocuklar ve kelimenin sonundaki sert ünsüz, p ünsüzü, bu c'yi ç yapmış. Burada da bir ünsüz sertleşmesi meydana gelmiş. Dörtlük t. Burada da bakıyorum dörtlük. Yani k ünsüzüyle bitiyor. Aslında bu haleki olan d'dir çocuklar. Bu da k sert ünsüzü d'yi t yapmış. Burada da ünsüz sertleşmesi var. Yani a, b ve c şıklarının üçünde de ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi olayını görüyorum. Ama d şıkkına baktığımızda alnımız aslında ben bunun şurada bir i olduğunu biliyorum. Yani alın kelimesinden geliyor. Ünlüyle başlayan bir ek alınca kelimenin ikinci hecesindeki I ünlüsü düşmüş. Yani D şıkkında bir ünlü düşmesi görüyoruz. Bu yüzden de farklı ses olayı D şıkkında gerçekleşmiştir diyebiliriz. Evet çocuklar, beşinci soruya bakacak olursak, onun kalbini kırdıkça sen de mutlu olamazsın cümlesinde görülen ses olayları hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Şimdi ses olayları diyor. Seçeneklerde de iki tane ses olayı vermiş. Demek ki bizim bu cümlemizde çocuklar iki tane ses olayı bulmamız gerekiyor. Kelimelerine şöyle dikkatlice baktığımızda bu cümlenin onun kalbini. Şimdi burada aslında bu kalp kelimemiz kalp yani sert ünsüzle peçe tek eden biriyle bitmiş. İ eki ünlüyle başlayan bir ek alınca burada ne görüyorum? Ünsüz yumuşaması görüyorum. O zaman sırasıyla da dediği için A ve B şıklarını eliyorum. Demek ki ne var? Ünsüz yumuşaması var. Şimdi ikinci ses olayımı ayıracağım. Acaba bir ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi mi var? Yoksa bir ünlü düşmüş mü? Devam edelim. Kırdıkça sen de mutlu olamazsın. Burada kırdıkça kelimesi benim dikkatimi çekiyor. Burada K sert ünsüzüm var. Aslında çocuklar C2 almış. K bu C'yi sertleştirerek Ç yapmış. O zaman burada da bir ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi vardır diyebilirim. Ama hiçbir ünlü düşmesinin olduğu kelime örneği göremiyorum. Bu da yoktur. Bu yüzden de bu sorunun doğru cevabı C diye işaretleyebilirim çocuklar. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soruda da soru kökümüzü okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneklenmemiştir? Bakın olumsuz bir soru kökümüz var. Yani 3 şıkta ünlü düşmesi var ama bir tanesinde ünlü düşmesi gerçekleşmemiş. Şimdi ünlü düşmesini de hatırlayacak olursak çocuklar, biliyorsunuz iki heceden oluşan ve ikinci hecesinde ı, u, ü, dar ünlüleri bulunan bir kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığında işte bu ikinci hecedeki dar ünlüyü kaybediyordu. Yani bu ünlü düşüyordu. Şimdi böyle örneklerimiz var mı diye şıkları okumaya başlayalım. Bizim sabrımızın da bir sınırı var. Burada sabrımızın kelimesi dikkatimi çekti. Aslında bu kelime sabırdır. Sabırdan geliyor. Yani sabır. Hecelediğimizde ikinci hecede çocuklar ıhıdar ünlüsünün olduğunu görüyorum. Ünlüyle başlayan bir ek almışım. Doğal olarak bu ikinci hecedeki dar ünlüm düşmüş. Yani A şıkkında bir ünlü düşmesi örneği var. Bu sınava katılmayacağını bir dilekçeyle arz etmiş. Ama buraya baktığımda çocuklar herhangi bir ses olayı göremiyorum. Şimdi ünlü düşmesi sadece ikinci hecesinde dar ünlü olan kelimelerde değil. Arapça, Farsça bazı kelimelerimiz vardı bizim. Biz bu kelimeleri etmek, olmak gibi yardımcı fiillerimizle birleştirerek bir birleşik fiil oluşturduğumuzda da ünlü düşmesini
görebiliyorduk çocuklar. Burada da arz etmek gibi gördüğünüz gibi bir birleşik fiilimiz var. Ama burada kelime arz, yani herhangi bir ses düşmesi meydana gelmemiştir. Burada bir ün düşmesi yoktur. O ödülü alamayınca kahrolmuştu. Burada da hemen olmak yardımcı fiiliyle oluşturulmuş bir birleşik fiil görüyorum. Ama şu ilk kelimeye baktığımızda, yani bu Arapça Farsçadan aldığımızda bu kelimeye baktığımızda aslında bu kahır kelimesidir. Yani kahır olmak kelimesi birleşirken ı ünlüsü düşmüştür. Burada da bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Takdir almak ailesinin yine göğsünü kabarttı. Burada da çocuklar göğüs kelimesi dikkatimi çekiyor. Aslında bu kelimemizin kökü nedir? Göğüstür. Ama ünlüyle başlayan direk ü ünlüsünü görüyorsunuz. Alınca buradaki ikinci hecedeki dar ünlü düşmüştür. Yani burada da bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Bu yüzden bizden ünlü düşmesinin örneklenmediği cümleyi istiyor. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet çocuklar, 7. sorumuza bakacak olursak, teyzemlerle saat 3'te Pendik'te buluşacaktık cümlesinde kaç tane ünsüz benzeşmesi örneklenmiştir? Yani çocuklar, ünsüz benzeşmesi dediğimiz ses olayı neydi? Ünsüz sertleşmesi. Yani kelimenin sonu P, Ç, T, G sert ünsüzlerinden biriyle bitecek. Ekin başı ise bıcıdık diye kodladığımız yumuşak ünsüzlerle başlayacak. İşte P, Ç, T, G bu bıcıdığı kendine benzeterek sertleştirecek. Teyzemlerle kelimesine baktığımda burada herhangi bir ünsüz benzeşmesi göremiyorum. Saat kelimesinde de göremiyorum. 3'te, evet burada görüyorum. Kelimemin sonu Ç sert ünsüzüyle bitiyor. Aslında burada bir çocuklar D kim var? Halekim. İşte Ç bu D'yi kendine benzetip T yapmış. Birinci ünsüz sertleşmesini buldum. Pendik'te. Burada da bir özel isim var ama özel isimlerde de çocuklar ünsüz benzeşmesi meydana gelir. Kelimenin sonu pendik sert ünsüzle bitiyor. Burada da bir D haleki var. K bu D'yi kendine benzetip T yapıyor. Yani sertleştiriyor. İkinci ünsüz benzeşmesini de bulduk. Buluşacaktık. Buraya baktığında da çocuklar buluşmak, buluşacak, gelecek zaman eki almış. K sert ünsüzü. Burada da D eki var. Evet. Ve K bu D'yi sertleştirerek T yapmış. Yani bu cümlede toplamda 3 tane çocuklar ünsüz benzeşmesi örneğini görebiliriz. Ve gelelim 8. sorumuza. Numaralanmış kelimelerde görülen ses olaylarının hangisinin eşleştirilmesinde yanlışlık yapılmıştır? Evet, 4 tane kelime vermiş. Yaklaştıkça, destekçe, aklımız çoğunda. Ve yanlarında da çocuklar gördüğünüz gibi ses olaylarını yazmış. Bu eşleştirmelerden yanlış olanı bulacağız. Yaklaştıkça kelimesinde diyor, ünsüz sertleşmesi vardır. Evet, yaklaşmak, d eki almış, burada var. Yaklaştık, burada da bir sert ünsüz var, burada da c eki var. Bu kelimede iki tane çocuklar ünsüz sertleşmesi olayı var. Yani burada eşleştirme doğrudur. Destekçi, ünsüz yumuşaması vardır diyor. Destek, hayır, sert bir ünsüzüm var. Burada aslında c ekim var. Ne yapmış? C'yi Ç'ye çevirmiş. Burada da bir ünsüz sertleşmesi var. Ünsüz yumuşamasının olması için ünlüyle başlayan bir ek alması gerekiyordu. Destek kelimesi. Yumuşak ünsüzle başlayan bir ek almış. Doğal olarak da sertleştirme olmuş. Yani yumuşama olmamıştır. Aklımız. Ünlü düşmesi vardır. Evet, bu kelime akıldır. Ünlüyle başlayan, gördüğünüz gibi bir ımız, ı ünlüsüyle başlayan ek alınca bu ı düşmüş. Akıldaki ı düşmüş. Yani bir ünlü düşmesi vardır. Çoğunda ünsüz yumuşaması var diyor. Kelimem çok aslında, değil mi? Sert ünsüzle bitiyor. U ünlüsüyle başlayan bir yakalınca burada da ünsüz yumuşaması olmuştur. Demek ki 2 numaralı cümlede eşleştirme çocuklar yanlıştır diyebilirim. Evet, 9. sorumuza bakacak olursak çocuklar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Bakın burada hangi ses olayını aradığımızı bize söylememiş, herhangi bir ses olayı diyor. Doğal olarak
şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz bütün ses olaylarını tek tek incelememiz gerekiyor çocuklar. Şimdi sorularda bize hangi ses olayını aradığımızı belirtirse evet bu tarz soruları çözmek biraz daha kolay. Ama herhangi bir ses olayı diyorsa bütün hepsini incelememiz gerektiği için, hepsine bakmamız gerektiği için daha dikkatli olmalıyız. Kitabın kapağını hepimiz çok beğendik. Ben hemen ilk kelimede ses olayı görüyorum çocuklar. Kitap, ın yani ünüyle başlayan bir yakalınca ünsüz yumuşaması olmuş. Hatta burada da kapak kelimesinde de yine ünsüz yumuşamasını görebiliyorum. Demek ki A şıkkında bir ses olayı var. Test çözdükçe hızının arttığını fark ediyorum. Burada da çözdük. Aslında çocuklar bu C eki. K ünsüzü bunda ne yapmış? Bir ünsüz sertleşmesi yapmıştır. Diğer kelimeleri de inceleyebilirim aslında. Burada da artık. Evet, burada da ünsüz sertleşmesini görüyorum. Yani burada da bir ses olayı vardır. Önümüzdeki yıl için dershaneye kaydolmuştu. Burada kaydolmuştu kelimesi dikkatimi çekiyor. Bakın, etmek, olmak, yardımcı fiiliyle bir birleşik fiil oluşturulmuş. Aslında çocuklar bu kayıt olmaktır. Hem birleşirken ı ünlüsü düşmüş, hem de olmak ünlüyle başladığı için t yumuşayıp d olmuş. Aynı kelimede iki tane ses olayı var. Yani C şıkkında da bir ses olayı görüyorum. Çocuk annesine özlemle sarıldı. Ama buradaki cümledeki çocuk annesine özlemle ve sarıldı kelimelerin hiçbirini bir ses olayı görmüyorum. Bu yüzden 9. sorduğumda doğru cevabı D'dir diyebilirim çocuklar. Evet çocuklar, 10. soruya bakacak olursak, attığımız her adımda ailemizin haberi olurdu cümlesinde altı çizili kelimede görülen ses olayları, demek ki birden fazla ses olayı soruyor, hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Tek bir kelimede birden fazla ses olayı olacak çocuklar. Gördüğünüz gibi şıklarda da zaten hep iki tane ses olayı vermiş. Attığımız. Şimdi bakıyorum, bu nedir bu kelimemiz? Şöyle yazarsak buraya at. Aslında bu eki başı D ile başlıyor. Değil mi? Imızda diğer ekimiz. Böyle kelimeyi ekine ve köküne ayırdığımızda T sert ünsüzüyle bitmiş kelimemiz. D yumuşak ünsüzüyle başlamış. T bu D'ye kendine benzetip ünsüz sertleşmesi yapacaktır. Burada da ekimiz K sert ünsüzüyle bitiyor. Ünlüyle başlayan bir kalıncı bu da yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüştür. Yani attığımız kelimesinde hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır. Bu da bizi A şıkkına yönlendiriyor çocuklar. Yani bu sorunun da doğru cevabı A'dır diyebiliriz. Evet, 11. soruya gelecek olursak çocuklar, okuduğum her kitabın küçük bir özetini çıkarırım cümlesi için hangisi söylenemez? Bakın, olumsuz soru kökü var burada. Altını çiziyoruz. Hangisini söyleyemem? Ünsüz yumuşamasına uğramış iki sözcük vardır. Evet, bakalım okuduğum. Evet, burada K. Bakın, ünlüyle başlayan bir yakalınca yumuşamış. Birinci ünsüz yumuşamasını buldum. Her kitabın, kitap. Burada da yine kitap kelimesi ünlüyle başlayan bir yakalınca ünsüz yumuşaması olmuş. Evet, iki tane küçük bir özetini çıkarıyor. Buralarda ünsüz yumuşaması yok. Evet, bu doğrudur. İki tane ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır. Yumuşamaya aykırı bir sözcük vardır. Çocuklar, hatırlarsanız bunu konuşmuştuk biz sizinle videolarımızda. Özellikle bunu tek heceli kelimelerde söylemiştim size. Bazı yabancı kelimelerimiz, yabancı dilden aldığımız kelimeler ya da bazı tek heceli sözcüklerimiz bizim ünlüyle başlayan bir kalsalarda ne olmuyordu? Ünsüz yumuşaması olmuyordu. Hatta bir ipucu vermiştim size. Biz zaten bu kelimeleri yumuşama olmadan dilimizde kullanıyoruz. Bu konuda işitsel hafızanıza güvenin, yumuşama yaptığınızda zaten aykırı gelecek size diye belirtmiştim. Burada da baktığımda özetili kelimesi dikkatimi çekiyor. Özet. Şimdi özet kelimesinin sonu T sert ünsüzüyle bitiyor. İ bir ünlüyle başlayan ek alıyor.
Normalde yumuşaması lazım, özelini dememiz lazım ama biz ne yapıyoruz? Bunu böyle kullanmıyoruz, özetini diyoruz. Yani burada bu sözcükte yumuşamaya aykırı bir durum söz konusudur. Yani B'de doğrudur. Ünsüz benzeşmesi örneklenmiştir. Yani bir tane diyor, ünsüz sertleşmesi gerçekleşmiştir diyor. Bakıyorum her küçük bir çıkarırım. Ben hiçbir ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi örneği göremedim çocuklar. Ünlü düşmesi örneklenmemiştir. Bakın çok güzel bir soru kökü olmuş. Örneklenmemiştir diyor. Evet okuduğum her kitabın küçük bir özetini çıkarım. Evet ünlü düşmesi örneklenmemiştir. Doğru söylüyor. Ama bir ünsüz düşme, benzeşmesi örneklenmiştir dedi. Hayır biz ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi göremediğimiz için bunun da doğru cevabı C'dir diyebiliriz. Evet çocuklar şimdi son sorumuza bakalım beraber. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır? Hemen bakalım emrinde. Aslında ben bu kelimenin çocuklar emir kelimesi olduğunu biliyorum. Ünlüyle başlayan bir kalınca bu iyi düşmüş. Yani burada ünlü düşmesi olmuş. Neslimiz. Yine bu kelimenin de ek almadan nesil olduğunu biliyorum. Ünlüyle başlayan bir kalınca burada da ünlü düşmesi olmuş. Kaybettim. Bakın etmek. Etmek olmak. Hemen ayırdım. Çocuklar burada bir birleşik fiil var. Etmek olmakla bu kelime aslında kayıp etmek kelimelerinin birleşmesidir. Ve birleşirken ikinci acıdaki dar ünlü düşmüştür. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum çocuklar. Lütfen bütün etmek ve olmakla birleşik fiil olan kelimelerde ünlü düşmesi olur diye düşünmeyin. Bazılarında görüyoruz. Bu yüzden lütfen o etmek olmayı ayırdığınızda önceki kelimeye bakın orada bir ünlü düşmüş mü diye. Mesela fark etmek. Burada herhangi bir ünlü düşmesi yok. Mesela yardım etmek. Burada herhangi bir ünlü düşmesi yok. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Şehirleri. Çocuklar bakıyorum burada zaten kelimeyi böldüm de ekin ünlüyle başlamadığını görüyorum. L ünsüzlüğüyle başlıyor. Yani normalde şehir kelimesi de mesela şehri, şehre deseydi ünlü düşmesi olabilirdi ama ünlüyle başlayan bir ek kullanmadığı için zaten burada ne olmayacak? Bir ünlü düşmesi söz konusu olamayacak. Olmamış da zaten. O yüzden de doğru cevabım D şıkkı diyebilirim. Evet çocuklar bu videomuzda sizinle paylaşmak istediğim örnek sorularımız bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.